İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Pontus Rum Helenlerin bir asırlık trajedisi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı. Yargı sisteminde cerrahi müdahalenin zamanı geldi. Halkalak'ta Ulusal Kostümler Günü. Trump yönetimi Haziran ayında Orta Doğu programının ilk aşamasını sunacak. Suriye'deki gerici teröristler hükümet birliklerinin mevzilerini 13 kez vurdu. Konifa Artsa 2019 gönüllü ekibi turnuvaya hazır. Ermeni, Süryani ve Rum Helenlere karşı uygulanan soykırım Türkiye politikasının temel taşıdır. 1919 yılının 19 Mayıs günü Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıydı. Fakat bu bağımsızlık savaşı imparatorluğun kurtuluşu uğruna emperyalizme karşı bir kurtuluş savaşı değil, tam tersi emperyalist hükümetlerle birlikte Karadeniz ve Anadolu'nun Rum Helenlerine karşı bir kurtuluş savaşıydı. Şimdiki Türkiye'de bugün spor ve gençlik bayramı olarak kutlanırken 19 Mayıs 1919 tarihinde Karadeniz bölgesinde yaşayan Rum Helenlerin katliamı gerçekleştirildi. Pontuslu Rum Helenlere karşı uygulanan soykırım temel olarak 3 aşamadan oluşuyordu. 350 bin Rum Helenlerin katledilmesi, binlerce yıllık topraklarından sürgün edilmesi ve hayatta kalanlara karşı ise Türkleştirme politikası. Dilleri, dinleri, isimleri, yerleşim birimleri ve kendilerinin isimleri değiştirilmiş olan Rum Helenler artık Türk ve Müslüman kimlikleriyle yaşamak zorundaydı. Yüzyıl boyunca Türk devleti bu ülkedeki diğer soykırımları reddettiği gibi bu Rum Helen soykırımı gerçeğini de reddetmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, yargı sistemi konusunda yaptığı konuşmasında yargı sisteminde cerrahi müdahaleler gerçekleştirmenin zamanı gelmiştir dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Paşinyan konuşmasında şimdi zaten geçiş dönemi adalet mekanizmalarının getirilmesi Ermenistan Cumhuriyeti için hayati bir gerekliliktir ve 1-2 ay içerisinde son 7-8 ay boyunca yaptığımız işi özetlememiz gerekiyor. Ulusal Meclis'te ülkemiz için hayati önem taşıyan ve Ermenistan Cumhuriyeti'nde gerçek bir şekilde güvence altına alınmış bağımsız bir yargı sistemine sahip olmak için ilgili yasama çalışması gerçekleştirilmelidir. Eğer bunun için anayasa değişiklikleri yapılması gerekiyorsa bunu uygulamak için de bu adımı atmalıyız dedi. Uluslararası Ulusal Kıyafet Günü vesilesiyle Cavak ve Murci adlı dans toplulukları öncülüğünde Ahalkalak'ta Gürcü ve Ermeni ulusal kostümlerinin defilesi düzenlendi. Jinevs.g'ye göre sabahın erken saatlerinde Ahalkalak caddeleri alışılmadık derecede kalabalık ve renkliydi. Ulusal kostümler içerisindeki çocuklar ve gençler kendi benzersiz ulusal kostümlerini sergiliyorlardı. Ahalkalak Kültür Merkezi Müdürü Cavak adlı folklor topluluğu başkanı Ali Kıspoyan ile Mucri adlı topluluğun dans öğretmeni Georgi Metrevili'nin girişimiyle Ahalkalak'ta Ermeni ve Gürcü ulusal kostümlerin geçit töreni ve ayrıca konser gerçekleştirildi. Bu sene üçüncüsü kutlanan Ahalkalak'taki Ulusal Kıyafet Günü parlak geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetimi, kendisine ait Orta Doğu'da barışı korumak programının ilk aşamasını İsrail-Filistin sorununun çözümünde elde edilebilecek ekonomik faydaları vurgulamak için Haziran ayında düzenlenecek bölgesel bir konferansta sunacak. 2 yıl boyunca geliştirilen proje Filistin topraklarında büyük ölçekli yatırım ve altyapı çalışmalarını öngörüyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in güvenliğini sağlamak ve Filistinlilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için ekonomik fırsatları garantilemeyi arzuluyor. Batı Ermenistan'ın meşru hakları yeniden tesis edilinceye kadar Orta Doğu'da uzun süreli bir barışın olamayacağını hatırlatalım. Suriye'deki gerici isyancılar hükümet birliklerinin mevzilerini 13 kez bombaladı. Suriye'de çatışan tarafları uzlaştırma Rus merkezinden Lentaru'ya verilen bilgiye göre saldırılar dün başladı. Daha önce de belirtildiği gibi gerici teröristler Hama, Laskiye ve Halep şehirlerindeki hükümet birliklerine ve sivil yerleşim birimlerine saldırıyor. Onlar havan ve reaktif bomba sistemleri kullanıyorlar. Saldırılar sonucu 3 Suriyeli asker yaralandı.
Mayıs 2017 tarihinde Astana'da gerçekleşen görüşmelerde Suriye'nin dört bölgesinde silahtan arındırılmış bölgelerin oluşturulması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Bu dört bölgenin üçünü Şam kontrol altında tutarken, dördüncüsü olan İdlib eyaletini ve ona komşu olan Hama, Laskiye ve Halep şehirlerini ise gerici teröristler kontrol ediyor. Konifa Arsah'ın resmi web sitesi, Konifa 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış töreninin Arsah Cumhuriyeti'nin başkenti Stepanakert'in Şahumyan Stadyumu'nda 1 Haziran saat 20'de gerçekleşeceğini bildirdi. 200 kişiden oluşan bir gönüllüler grubu da oluşturuldu. Gönüllüler tüm turnuva boyunca katılımcılar ve misafirlere yardımda bulunacaklar. 1-9 Haziran günlerinde gerçekleşecek olan Konifa 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı'nın da katıldığını hatırlatalım. Ziyaretçileri, futbol havai fişekleri ve birçok sürprizlerle unutulmaz hatıralar beklemektedir. Bölgenin yerli halkları olan ve Müslüman Türkler tarafından sömürgeleştirilinceye kadar bu bölgenin egemenliği olan Ermeniler, Süryaniler ve Rum Helenler 1894-1924 tarihleri arasında kademeli olarak bir soykırıma maruz kaldı. Soykırımlar nedeniyle bu halkların nüfusu %20'den %2'nin altına düştü. İsrailli bilim adamları Benny Morris ve Dror Zevi böylesi bir sonuca vardılar. Onların bahsettiği gibi 1894'te başlayan soykırımı İngiltere, Fransa, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arşivlerinin yanı sıra Yunanistan, Alman ve Avusturya Macaristan'ın bazı kaynaklarının arşivleri doğrularken komşu olan Müslümanlar tarafından da Türkiye'deki Ermeni, Rum, Helen ve Süryani topluluklarının imha edildiği belirtiliyor. 30 yıllık soykırım Türkiye kendi Hristiyan topluluklarını yok ediyor. 1894-1924 adlı kitabın sonuçlarını özetleyen Morris ve Zevi, 30 yıldaki etnik ve dini kötülüklerin tutarlı ve çarpıcı bir görüntüsünü keşfettiler. 1924'ten beri her Türk hükümeti acı dolu tarihini inkar etmeye devam ediyor, dediler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vartuhi Vartanyan tarafından seslendirilen Muşa Oror adlı eseri sunuyoruz. Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.